Sevgili izleyenler, hepinize merhaba. Bugün Bursa Osman Gazi'deyiz. Süs hayvanları işletmesi olan bir çiftlikteyiz. Program konuğumuz Ömer Faruk Erdönmez'le beraber süs tavuklarının yetiştiriciliği hakkında sizlerle beraber bilgilerimizi paylaşacağız. Sevgili izleyenler, şu anda süs hayvanları yetiştiriciliği yapılan park hayvancılık işletmesindeyiz. Program konuğumuz Ömer Faruk Erdönmez'le beraberiz. Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ben Bursa'da bir tuğla fabrikasının yönetim kurulu ve ortağı olan Ömer Faruk Erdönmez. Bu hayvancılık da fabrikanın bahçesinde birkaç kümesle başlayıp birkaç cinsle başlayıp şu anda yüzlerce kafesle devam eden bu çiftliği kurmama sebep olmuştur. Çiftliğimizde bugün 160 çeşit hayvan barınmakta. Bunların büyük bir çoğunluğu 70 kadarı süs tavuklarıdır. Bunun yanında su kuşları, tavus kuşu, sülün, memeli grubundan yabani hayvan, yabani koyunlar, keçi ve güvercinler bulunmaktadır. Ama bizim en çok ilgilendiğimiz ve üzerine düştüğümüz ve Türkiye'ye ilk defa çoğu ırkı Türkiye'ye ilk defa getirdiğimiz süs tavukları bölümüdür. Süs tavukların da bugün 3 grupta beslemekteyiz. Ağır ırk dediğimiz iri cinsler, standart ırk dediğimiz orta boy cinsler ve minyatür cins dediğimiz de ufak cinsler. Biraz sonra hepsini göreceğiz kümeslerinde zaten. Ben aslında ilk olarak şunu merak ediyorum Ömer Bey. İlk bu yerin kuruluşunun öyküsü nedir? Onu merak ediyorum. Tabii bu ortaokul yaşlarda işte o zaman Türkiye'deki paçalı tavuk dediğimiz, tepeli tavuk dediğimiz pazardan alınan tavukla ve bir kümesle başladı. Sonra gitgide bu merak diyelim, hobi diyelim ilerleyince işte bunun yanına ördekler geldi. Türkiye'de bulduğumuz kadarıyla o sene, 20 sene oldu çünkü 20 sene evvelinden bahsediyorum. Daha sonra yurt dışındaki fuarlara gitmeye başladık. Burada gördük ki hayvan beslemesi, bakımı ve çeşitleri apayrı yerlerde. Biz de yurt dışından 20 senelik süre zarfında yumurta veya canlı olarak hayvanları Türkiye'ye getirdik. Ama esas başlamamızın sebebi bir çift paçalı tavuk dediğimiz, eskilerden cin tavuğu dediğimiz tavukla oldu. Peki, o zaman süs tavuklarının tarihçesine bakacak olursak, tarihleri nasıl, nereden gelmişlerdir, kökenlerinden bahsedelim biraz. Şimdi bu bizim aşağı yukarı 70 çeşit süs tavuğu 16-17 ülkeye ait. Hepsinin tarihi ve standartlara ekleniş tarihleri farklı. Japonya var, Almanya var, İngiltere var, Belçika var, Çin var, Hindistan var. Çiftliğimizde 70 türün, tabii renk variyeteleriyle birlikte bir türün 4 veya 5 rengi de olabiliyor çiftliğimizde. Bununla beraber 70 çeşit diyoruz biz. Çeşitli 16-17 ülkeden tavuklar vardır. Hepsinin bunun tarihleri farklıdır. Ama biz bunların hepsini internet sitemizde bilgilerini, çıkış tarihlerini, standartlarını, ibik boylarını, paça boylarını, vücut ağırlıklarını hepsini internet sitemizde yabancı kaynaklardan alıp Türkiye'ye çevirdik ve sitemizde bunları hayvanseverlerle paylaştık. O zaman biraz da yetiştiriciliğinin nasıl olduğunu konuşmak istiyorum ben bu süs tavuklarında. Az önce bahsettiğiniz orta boylar var, büyük boylar var. Bunlardan konuşalım. Tabii bir süs tavukları beslemek isteyen hayvansever arkadaşlarımız önce kümeslerin ebatlarını belirlemeleri gerekir. Ancak kümesleri hangi cins tavuklara müsait? Brahma dediğimiz işte horozları 5 ile 6 kilo gelen, tavukları da 4 kilo gelen tavuklar daha fazla yere ihtiyaç duyarlar. Ama minyatür dediğimiz 500 gramla 750 gram arasında kiloları gelen tavuklar daha az yere ihtiyaç duyarlar.
Onun için bugün hayvanseverler, süs tavuğu besleyecek hayvanseverler önce kümeslerini, kafeslerinin besleyecekleri hayvana göre düzenlemeleri gerekir. Şimdi bir de aldıkları hayvanı kaç adede kadar üretecekler? Ona göre planlama yapıp kümeslerin adedini ona göre. Çünkü çok yumurta yapan tavuklar var. Bugün Sussex gibi, Ligoninler gibi. Bunlar aldığınız damızlıklar bir sene içinde çok fazla üreyebiliyor. Onun için kümesleriniz yeterli olması lazım bunları beslerken. Hı hı. Beslemeden açılmışken konu, orta boy, büyük boy ve küçük boy ırklardan bahsettik. Bunların boy boy olduğunu söyledik. Beslemede de sanırım bu şeylere dikkat etmemiz gerekecek. Beslemede çok önemli. Şimdi bugün görüyoruz ki civciv büyütmeden ve yumurta çağına gelen tavuklara karşı ayrı yem rasyonlarından, üretilmiş yemlerden vermekteyiz. Örnek verirsek büyük ırklardan bir yavru aldınız, civciv aldınız, büyüteceksiniz. Bu hayvanlara mutlaka fenli yem dediğiniz fabrika yemlerinden vermeniz lazım. Rasyonu düzenlenmiş. Bu hayvanlara bu yemden vermezseniz sağlıklı büyütemezsiniz. Yani bugün duyuyoruz veya görüyoruz, işte kırık buğday, ekmekle tek yönlü besleme hayvan için ideal bir besleme şekli değildir. Bugün kaliteli bir yem fabrikasından alacağınız hayvanın büyüklüğüne göre, yaşına göre vereceğiniz yemler bellidir. Bunları verirseniz daha sağlıklı beslenir hayvan. Bunların yanında tabii hayvan büyüdüğü zaman taneli yemler, yeşillik tabii verilebilir hayvanlara. Peki kuluçka yavrulama döneminde dikkat etmemiz gereken ekstra besleme konuları var mıdır? Tabii şimdi kuluçka dönemi, yumurtlama dönemi, yumurta yemleri veriyoruz. Herkes şurada yanlış bir kanı vardır. Yumurta yemi daha çok yumurtlatacak diye bilinir hayvanları. Hayvanın yumurta adetleri bellidir cinslere göre. Yumurta yemlerinin bir faydası da yumurtlarken hayvanın vücuttan giden kalsiyum ve bazı mineralleri dengelemesinde yardımcı olur. Yumurta döneminde yumurta yaşına göre yumurta yemini tavsiye ediyoruz biz, yumurta yemi vermesi. Biz kendi tavuklarımızı bir kısmını doğal gurk yoluyla çıkartıyoruz. Büyük bir kısmını da makinelerimizle çıkartıyoruz, kuluçka makinelerimizle. Ve onların yaşına göre verdiğimiz yemler vardır. O yemlerden kullanarak hayvanları büyütüyoruz. Peki kuluçkadan çıkan yavru civcivler için nasıl bir besleme kuralı uyguluyorsunuz? Şimdi bizim çiftliğimizde kullandığımız yem şeyini söyleyeyim ben size, düzenini. İlk çıktığı zaman etlik civciv yemi veriyoruz. Bu veriş aralığı birinci günle yedinci gün arasındadır. Etlik civciv başlangıç yemidir bu. İkinci bölüm yedinci günle 14. günler arası etlik civciv yemi veriyoruz. 14. günden sonra etlik piliç yemine geçiyoruz. Ta ki hayvan fiziki yapısına ulaşasaya kadar. Fiziki yapısına ulaştıktan sonra piliç geliştirme yemi, yumurtaya hazırlık yemi veriyoruz. Yumurta dönemi de yumurta yeminden kullanıyoruz. Yani böyle bir takvim vardır, büyütme takvimi. Bunda da gayet başarılı olduğumuzu hayvanların büyüme performansından görüyoruz zaten. Ama bunun yanında mutlaka vitamini, multivitamin olur, başka değişik vitaminler olur. Ve hayvan büyüdüğü zaman taneli yem veya yeşillik vermesi hayvan açısından daha da iyi olur. Peki kafes beslemesi ve açıkta besleme arasındaki farklar nelerdir? Açıkta besleme aslında daha iyi, hayvanın stres faktörünü azaltan bir etken, bahçeli yerde beslemek. Ama büyük işletmelerde hastalık kontrolü için mutlaka kapalı kafesler veya kümesler gerekmektedir. Çünkü yetiştirdiğiniz veya ürettiğiniz hayvanlar çok adet olarak fazla, çeşit olarak çok olduğu için salma imkanı yok. Siz de iyi bilirsiniz ki kanatlarda tedaviden çok koruyucu daha önemlidir. Koruyucu, hekimlik koruyucu. Bu da nedir koruyucu? Aşı, dezenfeksiyon,
ve giriş çıkışları kontrol altına almak. Çünkü koyun, keçi, inek gibi hayvanlarda tedavisi daha kolay hastalıklarda, kanatlarda bu daha çok geldiği zaman hastalık daha çok ölümlere sebep veriyor. Onun için mutlaka ama dışarıda besleyenler, ama kafeste besleyenler aşı programına dikkat etmesi lazım. Aşı programı da nasıl belirlersiniz, hangi hastalıklara karşı aşı vurdunuz? Bulunduğunuz bölgenin hangi çok hastalıklara karşı açık olduğunu, en çok hangi hastalıklar görüldüğünü tespit edip aşı programı yapmanız gerekir. Aşıyı da ille iğneyle veya daha zor şartlarda değil, bugün sulara katılan aşılar da var, göz spreyi olarak yapılan aşılar da var damla olarak. Çok kolay bir hobicinin, bir amatör tavuk besleyenin yapacağı aşı türleri de vardır. Hı hı. Yapması gereken bulunduğu bölge, bir veterinere danışmak, bulunduğu bölgedeki hastalıkların, en çok görülen hastalıkların aşılarını kendi beslediği hayvanlara uygulamaktır. Bizim yaptığımız aşılara gelince, biz 4 hastalığa karşı aşı yapıyoruz. İlk gün, ilk çıkan 24 saatlik civciv marek aşısı yapıyoruz. Newcastle yalancı veba aşısı yapıyoruz. Çiçek ve gumbor aşısı yapıyoruz. Çünkü bulunduğumuz bölge Marmara bölgesi, bu hastalıklara karşı açık görülen bir bölge. Bunun önlemini almak için bu aşıları devam ettiriyoruz. Ve bu süre zarfında da önemli hiçbir kayıpla karşılaşmadık şimdiye kadar. Peki ben şunu da merak ediyorum. Mesela bu süs tavukları yetiştiriciliğinde yazın dikkat etmemiz gereken yetiştirme koşulları ya da kışın hava sıcaklıklarından nasıl etkileniyorlar? Bunları da öğrenebilir miyiz? Tabii hava sıcaklığı önemli bir etken. Yumurta performansı, yumurta verimi düşüklüğü. Onun için kümesleri mutlaka havalandırmalı bir şekilde yapması lazım. Her tarafı kapalı kümesleri tercih etmiyoruz. Daha çok bizim tercih ettiğimiz tek kümesle beslenecekse hayvan, üç tarafı kapalı, ön tarafı açık. Ama bahçeli kümesle beslenecekse zaten buna gerek yok. Kapalı bir bina önünde bahçeye salınabilir. Ama bahçeye, biraz evvel de dediğim gibi, bahçeye salınacak hayvanlar mutlaka hastalıklara karşı aşılanmalıdır. Bu duyduğumuz, etrafımızda gördüğümüz köylerde, sizin de duymuşsunuzdur, kıran geldi tavuklara dediğiniz, özellikle Newcastle hastalığı, büyük bir öldürücü etkisi vardır. Bunu önlemek de çok basittir. 3 ayda bir yapacağınız periyodik aşıyla bunu önleyebilirsiniz. Yazın sıcaklıklara gelince, yazın bir negatif etkisi de haşeredir. Hayvanlarda tavuk biti dediğimiz veya sinek dediğimiz hayvanların çoğalması. Özellikle gurka, folluğa yatmış hayvanların üzerinde çok miktarda tavuk biti görülebilir. Bunun için mutlaka her 10 günde, 15 günde hayvanların periyodik olarak haşere kontrolü, parazit kontrolü yapılması lazımdır. Bununla önleyici bir sürü ilaçlar mevcuttur piyasada. Bu da bir kolay şekilde sağıtılabilir. Peki parazit kontrolünü yaparken ne tür bir uygulama uyguluyorsunuz? Aşılamalarını yaparken? Şimdi tabii ilaç firması ismi vermek doğru olmaz. Biz kümeslere uyguladığımız bir parazit öldürücü, haşere öldürücü bir etkili ilaç vardır. Bir de hayvanların üzerine uyguladığımız ilaç vardır. Kümeslere uyguladığımız biraz daha kuvvetli bir ilaçtır. Kümesteki tavan ve duvarlara bu pompayla bu ilaçları 15 günde bir yapmaktayız. Hayvanların üzerine de 10 ile 15 gün arası kontrol edip, eğer hayvanların üzerinde parazit varsa spreylemeyle, tozla veya sulandırılmış ilaçlarla bunu sağıtmak mümkündür. Peki bu parazitler hayvanlarda ne gibi etkilere yol açıyor? Verim kaybı şekilleniyor mu? Hayvanlarda verim kaybına ziyade verim kaybı da olur. Eğer uzun süreli gruplarda bazı tavuk ırklarımız vardır, 21 gün sonunda başka bir yumurta daha koyarsanız bir 21 gün daha yatar kuluçkada. Bu süre zarfında parazit çok olursa ölüme bile sebep verir.
yumurta veriminde düşüklük sizin dediğiniz ve ölümlerle sonuçlanabilecek. Çünkü sonuçta bu hayvanın kanıyla beslenen parazitlerdir. Ve hayvanın kan değerlerini düşürüp ve hayvanı güçsüz bırakır. Ve hastalıklara karşı açık bir duruma gelir hayvan. Dediğiniz gibi koruma en önemlisi. Koruma en önemli. Özellikle kanatlı sektöründe tedaviden ziyade koruma önlemlerini almak çok mühim. Ömer Bey, genel hatlarıyla süs tavuğu yetiştiriciliğini bahsettik. Ama şimdi de dilerseniz tek tek bu ırkları tanımak için kafeslerin başlarına geçelim. Tabii, buyurun. Teşekkürler. Ömer Bey, bu ırkımızla başlayalım. Nedir özellikleri? Tabii, biraz evvel bahsettiğim gibi minyatür ırklar grubuna girer. Sableput, Butet Bantam diye. Bugün cin tavuğu, ispenç tavuğu bilen tavuğu atası olarak bilinir. Kökeni Hollanda'dır. Bu rengi, buradaki rengi Mileflur. Yani bin çiçek rengi olarak açıklayabiliriz. Güzel bir minyatür ırktır bu. Üzerindeki beyaz inci gövdeli lekeler ve büyük paçaları çok güzel bir görüntü verir hayvana. Üst kafesimizde neler var? Üst kattaki de Felician, yine Hollanda ırkı bir tavuktur. Felician dediğimiz, Felician'ın limon rengidir bu, limon. Tavukları gördüğünüz gibi çizgili, horozları da kahverengi ve beyaz kuyrukludur. Bu da küçük boy tavuk grubu ırkına giren bir tavuktur. Tamam, ilerleyelim. Bu üsttekiler de yine Sableput'un, biraz evvel gördüğümüz Sableput'un baf rengi dediğimiz sarı rengidir. Türkiye'de özellikle 2 seneden beri tavuk meraklıları tarafından çok popüler olmuş bir renktir. Biz de bunlardan sezonda bol miktarda üretmekteyiz. Tabii bunları anlatırken hayvanların bazı özellikleri vardı taşıması. Nedir? İşte göğsünde gördüğünüz lekelerin çok net olması, karışmaması, paçanın rengi, kuyruğun rengi, hepsi bunlar orijinal koleksiyon hayvanıdır. Aşağıdakiler daha bir özelliktir. Özellikle geçen sene getirdiğimiz bir ırktır. Çok ilginç bir ırktır. Dünyada 3 senelik bir mazisi vardır. Japonez. Japonez ırkının bize 4 rengi var. Ama bunun özelliği, sizin de gördüğünüz gibi, ibiği, derisi ve simsiyah olmasıdır ibiğinin. Siyah ibikli Japonez diye geçer. Bir de dünyada Ayyam Cemani diye bir ırk vardır. Çok popüler olmuş Avrupa'da, dünyada. O ırkın Japonez versiyonudur. Şunu da söylemek istiyorum Ömer Bey. Bunlar ırkın erişkin tavukları aslında. Bunların hepsi erişkin tavuklar. Evet, küçük olmaları, yani küçük yavru değil. Oldukları evet, anlamına gelmiyor. Evet. Ama bizim gösterdiğimiz minyatür ırklar olduğu için hepsi yavru gibi durur ama hepsi erişkin ırklardır. Erişkin tavuklardır. Peki şeyden de bahsedelim hazır kafes başındayken. Kümeslerde tavuk ve horoz sayısını neye göre ayarlıyoruz? Kümeslerdeki tavuk ve horoz sayısını süs tavukçuluğunda cinse göre ayarlarız. Minyatür ırklarda bir tavuğa, bir horoza 6-7 adete kadar tavuk koyabilirsiniz. Bu 5 taneye düşer. Ağır ırklarda da 3 veya 4 taneye bir horoz olarak düşer. Ağır. Tabii burada biraz sonra göreceğiz ağır ırkları, iri ırkları. Onların horoz tavuk adedinden çok bazı yapılması gereken şeyler vardır. Tüylenmesi çok olan hayvanların arka gerileri kırpılması lazımdır. İyi bir yavru, iyi bir gölgeli alabilmek için. Peki, devam edelim. Bunlar da Japonez ırkıdır. Bunları da geçen sene yurt dışından getirdiğimiz inci benekli gri Japonez diye geçer. Üzerindeki beyaz noktalar İnci olarak adlandırılmış. Gördüğünüz gibi biraz evvel de yumurtladılar. Minyatür ırkın yumurtası da minyatür oluyor tabii.
Üsttekiler nedir? Üsttekiler de Kuail Bantam, yani bıldırcın tavuğu diye geçer. Belçika kökenli bir tavuktur. Ufak olması ve yüz yapısının bıldırcına benzemesi bıldırcın tavuğu diye adlandırmış. Bir ismi de Barbu Danvers'tir. Tamam, ilerleyebiliriz. Gümüş zibit. Siyah beyaz olanına gümüş zibit adı verilmiş. Kahverengi siyah olanına altın zibit adı verilmiştir. Bunlar da çok güzel bir minyatür süs tavukları grubuna girer. Tabii minyatür tavukları anlatırken bir şeye dikkat etmek gerekir. Yumurtlamaları bazen vücut yapıları küçük olduğu için zor olabiliyor. Onun için yem rasyonunu, yumurta yemi verme zamanını çok iyi ayarlamak lazım. Rahat ilk yumurtasını yapabilmesi için. Üst tarafa geldiğimizde yine Belçika kökenli Barbu Danvers diye bir ırk, Kolombiya rengidir. Gördüğünüz gibi siyah ve beyaz renkler boynunda ve kuyruğunda çok güzel bir renk oluşturur. Bunlar da minyatür tavuk grubunun güzel bir üyesidir. Devam edelim. Burada da daha bunlar, değişik bir ırklarımız var. Tabii sableput dediğimiz ırkın limon rengidir. Sarı rengine limon renk denmiştir. Burada da işte tavuklarımız ve horozlarımız gayet mutlu bir şekilde yaşamaklarında. Şimdi çiftliğimizde en çok renk varyetesi olan ırklardan bir tanesi Friesian tavuğu, Poland. Hollanda kökenli. Hollanda değil pardon. Polonya kökenli. Ama Avrupa'da çeşitli ülkelerde daha değişik varyetelerde geliştirilmiş. Bunlar da en güzellerden bir tanesi sarı beyaz tepeli Friesian diye geçer. Gördüğünüz gibi vücutları sarı, tepeleri beyaz renklidir. Devam edelim. Aşağıdakiler Orpington ırkıdır. Bunlar artık iri ırklar sınıfına girer. Bu gördüğünüz hayvanlar 6 aylıktır. Daha büyüyecekler. İngiliz ırkıdır. Geçmişte et yönlü olarak kullanılsa da büyüme hızlarının yavaş olması sebebiyle bugün sadece güzel bir bahçe hayvanı, süs hayvanı olarak kalmışlardır. Bu renkte porselen rengi, kahverengi üzerine beyaz noktalı olan da porselen rengi denmiştir. Yine yukarıda bu sene getirdiğimiz ve 4 aylık olan Viandut, yani dev Viandut. Bir Amerikan ırkıdır. Dev ve minyatür cinsleri vardır. Bu bölümde gördüğümüz dev Viandut'tur. İki tavuk, bir horoz yeni getirdiğimiz ırklardan bir tanesidir. Bu altta gördüğümüz yine sableput. 5 çeşidi vardır bizde. Baret sableput, çizgili sableput diye geçer. Hollanda kökenli. Orada daha önce 3 rengini gördük. Bu da 4. renktir. Bunlar da minyatür sınıfa giren güzel bir tavuk ırkıdır. Yukarıya geldiğimizde biraz sonra göreceğimiz ağır ırk, büyük dev brahmaların minyatür olanıdır bunlar. Rengi özel bir renktir. Isabel rengi. Gri üzerine sarı renkler çok güzel bir görüntü verirler. Burada hayvanları anlatırken bir şeyi de belirtmek gerekir. Kapalı kümeslerde veya kafeslerde, altı tabanı düz olan kafeslerde hayvanların altına talaş kullanmak hayvanların rahatı için daha iyi olacaktır. Bu gördüğünüz talaş, kaba talaş dediğimiz, planya talaşı dediğimiz talaştan olmalıdır. Toz talaş, hayvanların nefeslerini tıkacağı için, üst solunum yolları hastalığı yapacağı için kullanılmamalıdır. Biz çiftliğimizde, bütün kapalı kümeslerimizde kaba talaş kullanıyoruz. Bunun kalınlıkları yazın 5-6 santim, kışında 10-11 santim olarak belirlemekteyiz. Hayvanların tabandaki soğuğu
almalarını engeller ve de gübre temizlenmesini kolaylaştırır tamam. Konu açılmışken sormak istiyorum Ömer Bey, ne sıklıkla değiştiriyorsunuz peki atlığı? Şimdi o hayvanın bir kümesteki olan hayvanın yoğunluğuyla ilgili. Çok kalabalıksa haftalık demiş. Mesela şurada aşağı yukarı 5 hayvan var. Bu talaşlar 20 gün gider. Ama burada 10 hayvan olsaydı 10 günde bir temizleyecektik. O zaten kendini belli eder. Kokusuyla, talaşın ufalanmasıyla ona bakıp talaşları sıklık aralıklarını belirleyebilirsiniz. Hayvan popülasyonu. Tabii saman da, sap saman da kullanılabilir ama talaşın şöyle bir özelliği vardır. Gübreleri altta tutar, üstü kuru tutar. Gübreleri altta alıp üstü kuru tutar. Bunun yanında biz talaş kullanıyoruz ama tabii bir sürü üreticiler pirinç kabuğu, kavus dediğimiz veya sap saman dediğimiz başka materyaller de kullanabilirler. Ama en kolay bulunabilecek talaş olduğu için biz talaş kullanıyoruz. Yazın özellikle talaş olan kümeslerde parazit ilaçlaması biraz daha sıklıkla yapılmalıdır. Peki. Bunun özel bir sebebi var mıdır talaşın? Bu ağaç daha çok parazit tuttuğu için, parazit ürettiği için ağaçtan sonunda. Bir de onun için parazit biraz daha yaz aylarında aşağı yukarı Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında biraz daha kontrol sıklıkla yapılması gerekir. Bir de şurada bir şey daha belirteyim. Çok kokulu çam gibi veya kokulu ağaçların talaşları yeriniz çok kapalıysa hayvanların üst solunum yollarına etki eder. Daha çok kokusu olan kavak olabilir. Kokusuz ağaçlardan elde edilen talaşlardan kullanılmak gerekir. Peki. Devam edelim o zaman. Bu ırklarımız nelerdir Ömer Bey? Bu ırklarda daha önce gümüşünü gördüğümüz zibitlerin altın rengi olanıdır. İngiliz ırkıdır. Tabii bunlarda dikkat edilecek nokta, koleksiyon değeri taşıyan hayvanlar beslemek istiyorsanız, bakın şu gördüğünüz sarı, kahverengi ve siyah dantel gibi desenlerin iç içe girmemesidir. Çok net olması lazım. Kahverengi ve etrafında siyah dantel gibi çizgilerin net olmasıdır. Bunlar birbirine girdiği zaman tabii besleyebilirsiniz hobi olarak ama yarışma değeri, koleksiyon değeri taşımazlar. Aşağıdakiler nelerdir? Aşağıdakiler düz bir siyah bir tavuk gibi gözükse de bunların özellikleri yumurtalarıdır. Bir özelliği kuyruksuz olmaları, bakın kuyrukları yoktur. İkinci en büyük özelliği de yumurta renklerinin yeşil olması. Bunların ismi Aracunas. Güney Amerika kökenli bir tavuktur. Çeşitli ırkların melezlenmesiyle oluşturulmuş. Yumurta rengi yeşildir. Yeşil rengin olması vücuttaki keratinle ilgilidir diye düşünüyorum. Tam bir araştırma yapmadım. Ama bazı asılsız söylentiler çıktı. Kolesterol, sıfır kolesterol, yeşil yumurtacılarda kolesterol yok diye. Öyle bir şey söz konusu değildir. Yumurta rengi yeşildir. Dünyada yeşilden başka, biraz sonra göreceğiz, çok koyu siyaha yakın kahverengi yumurta yapan maran cinsi tavuklar var. Veya mavi yumurta yapan tavuklar var. Yani devamlı yeni tavuk ırkları geliştirilmekte. Irk özelliği diyebiliriz evet, bu bakıma. Evet. Peki. Yukarıdaki ırklar bizim aşağı yukarı 20-25 senedir beslediğimiz Habeş ırkı dediğimiz. Türkiye'deki ismi Habeş. Esas ismi Silkiye'dir. İpekten gelir. Tüylerin yumuşak olması, pamuk tüyü gibi, deri renginin siyah olması, tepeli, sakal dediğimiz çene altındaki tüyleri olması çok güzel bir süs hayvan olarak yetiştiriciler tarafından beslenmektedir. Alttakiler de aynı ırkın boynunda tüy olmayanı, çıplak boyunlu dediğimiz, bunların da ismi Showgirl olarak belirlenmiş dünyada. Ve bizim koleksiyonumuza yer etti bunlardan. Bu gördüğünüz ırk Viyandutların yüce minyatür olan cinslerinden. Siyah beyaz olduğu için gümüş Viyandut denmiş.
gümüş bir yandı. Amerikan ırkıdır. Minyatür çok sevilen bir türdür. Hem irisi hem de minyatürleri bizim koleksiyonumuzda yer etti. Biraz evvel gördüğümüz Fizan dediğimiz, Polat dediğimiz tavukların ters tüylü olanı, kıvırcık, perma yapmış gibi kafa tüyleri ve vücut tüyleri kıvırcıktır, ters tüylüdür. Bunlar da güzel bir tavuk ırkıdır. Değişik bir tavuk ırkıdır. Çizgi film karakteri gibi duruyorlar. Evet, aynen öyle. Devam edelim Ömer Bey. Aşağıdakiler de yine Japonez ırkının, klasik Japonez dediğimiz, senelerden beri beğenerek ürettiğimiz, severek ürettiğimiz beyaz siyah kuyruklu Japonez'dir. Adından da anlaşılacağı gibi ana vatanı Japonya. Ama bütün artık bütün dünyaya yayılmıştır. Ama çıkış yeri Japonya ve 1700 yıllara dayanır çıkması. Yani bulunması bunların. Eski bir ırk yani. Eski bir ırktır, evet. Bu işte gördüğümüz yine fizanların, kıvırcık fizanların altın ve gümüş rengi olanlarıdır. Yine dediğim gibi çiftliğimizde en çok renk variyetesi olan fizan grubudur. Gümüşleri siyah beyaz renkte olan, kahve rengileri de altın fizan olarak geçer. Alttakiler de yine fizan grubunun gri noktalı kuko fizan dediğimiz, yine vücutları gri, tepesi beyaz, güzel bir süs tavuğu ırkıdır. Bunlar minyatür değil, standart boy ırklardandır. Bu ırkımız nedir? Bu ırk da Fransız bir ırktır, Fransa kökenli bir ırktır. Maran diye geçer. Bu tavuğun özelliği yumurta renginin çok koyu kahverengi olması. Siyah yakın kahverengi olmasıdır. Daha hayvanlar genç olduğu için daha yumurtaya başlamadılar. Herhalde bir veya iki aya kadar yumurta yapmaya başlarlar. O zaman rengini daha iyi göreceğiz. Bu da değişik bir yumurta yumurtlayan bir tavuk çeşitimizdir. Diğeri de horozu aynı ırkın. Tabii siyah olanı tavuk, kahverengi olanı da horozdur. Bu gördüğünüz siyah tavuklar Rijlandır. Hollanda kökenli bir tavuktur. Güzel, uzun boyutları olan, beyaz küpeleri olan tavuk ırkımızdır. Tabii şimdi güneş açtığı için, güneşi gördükleri için hepsi güneşte rahatladılar ve yayıldılar. Onun karşısındaki siyah ve beyaz çizgi olan da Belçika ırkı Brakel diye bir ırktır. Onun da çiftliğimizde iki rengi mevcuttur. Gümüş ve limon rengi. Şu anda horozun kuyrukları genç olduğu için daha uzamadı. Bir iki ay sonra çok güzel bir görüntü verir kuyrukları uzadığı zaman. Bu ırklarımızın özellikleri nelerdir? Bunlar da biraz evvel bahsettiğimiz ağır ırk dediğimiz hayvanların en popüler olan bir cinsidir Brahma. Bu rengi Light Brahma diye geçer. Gördüğünüz gibi oldukça heybetli hayvanlardır. Horozları 6 kilo, dişileri de 4,5-5 kilo arasında gelir. Görünüşüyle, yürüyüşleriyle, büyük paçalarıyla dünyada haklı olarak büyük bir popülerite kazanmışlardır. Benim için de tavukların için de en sevdiğim hayvanların başında gelir bunlar da. Tabii bunları beslerken biraz evvel bahsettik. Siz sormuştunuz kaç horoza kaç tavuk diye düşer. Brahmalarda bizim tavsiyemiz bir horoza 3 veya 4 tane tavuk koymaları yanında. Ve üreme zamanı, tüylenme bunlarda fazla olduğu için arka tüylerinin kırkılması yani kesilmesi, seyretilmesini öneriyoruz. Ki daha iyi bir verim alınabilsin. Bu gördükleriniz de dev koşin. Niye dev diyoruz? Bir de bunların minyatürleri var. Ufak cins olanları. İri cins olanlarına dev koşin diyoruz. Bunlar da Brahmalar gibi gösterişli iri hayvanlardır. Brahmalardan biraz daha kilo bakımından 1 kilo, 1,5 kilo daha düşüktür. Tüylenme yapısı çok olduğu için bunları da üreme döneminde arka tüylerinin kesilmesi gerekir. Ana vatanlarını bahsetmeyi unuttuk. Brahmalar Hindistan kökenli, bunlar da Çin kökenli hayvanlardır. Ama bütün dünyada beslenmektedir sevilerek. Bu gördüğünüz hayvanlar da yumurta ve et yönlü kombine ırk dediğimiz
Sussex ırkıdır. İsmini İngiltere'deki bir kasabadan alır. Yumurta sayıları vücut yapılarına göre gayet yüksek adetlerdedir. 260 ile 290 arası yumurta yapar. Şu anda ölü sezon dediğimiz sezonda olduğu için siyah beyaz olanlar light Sussex'ler, sarı ve siyah olanlar da buff Sussex'leri bir arada tutuyoruz. Üretim sezonu başladığında bunları renk olarak ayıracağız. Bunlar da biraz evvel bahsettiğim ligorinlerin buff renk, yani buff sarı rengi. Bunlar da çok güzel bir renktir. Yine yumurta verimi yüksek sarı ligoriller. İnşallah 2015 yılında Türkiye'de birçok hayvanseverler tarafından tercih edilip bahçesinde beslenecek. Bunlar da biraz evvel buff ve light Sussex tanıtmıştık. Bunlar da speckled rengi olanı. Yine yumurta ve et yönlü kombine bir ırktır. Yumurta sayıları 260-270'e kadar çıkar. Ama görsel güzelliği de ön plandadır yumurtanın yanında. Gördüğünüz gibi kahverengi üzerine beyaz inci taneleri çok güzel bir görüntü oluştururlar. Tabii bu kümeste bizim genç hayvanlarla bir yaşındaki damızlıklarımız aynı kümeste duruyor. Bunlar önümüzdeki senenin yumurtacı damızlıkları olacak. Bu gördüğünüz de ilk defa size tanıtmak nasip oldu. Gene yurt dışından getirdiğimiz, bu sene ilk defa ürettiğimiz, senelerden beri bilinen ligorinlerin, çocukluktan beri ligorinleri beyaz bilinir. Bu da bu sene, geçen sene yurt dışından getirdiğimiz yumurtalarda çıkarttığımız 5 renk ligoriller vardır. Bu da kahverengi olanı. Ligorinlerin en büyük özelliği yumurta sayılarının 300'e kadar iyi bir bakımla, ortam şartlarıyla 300 adete kadar yumurta yapmasıdır. Bunca sene beyaz ligorin artık göz alışkanlığı oldu. Herkes ligorini beyaz bildi. Biz de dedik ki renklerini getirelim, değişik renklerini getirelim. Bu gördüğünüz kahverengi ligorin. Bu gördüğünüz ırk da sultan ırkı, tavuk ırkı. Bizim için çok önemli bir ırk. Bizim için ve Türkiye'miz için önemli bir ırk. Önemi şuradan geliyor. 1850 yılında Osmanlı döneminde saraylarda beslenmiş ve halka hiç inmemiş bir ırk. Sadece yabancı misafirlere hediye olarak verilmiş. Yabancı, özellikle İngilizler bunları alıyorlar, üretiyorlar, standartlarını belirliyorlar ve koleksiyonların içine katıyorlar. Osmanlı'nın son döneminde Türkiye'de hiç kalmamış bir ırktı. Biz bundan 14 sene evvel Amerika'dan getirdiğimiz bir katalogda gördüğümüz zaman sultanı, ismi Türkiye yazan tek tavuk ırkıydı. Bunu getirmek için 5 sene gibi bir sürede uğraştık. Bazen tek horoz geldi, yumurtadan çıktı. Ona dişi bulamadık. Dişi geldi, horoz öldü. Ama 5 sene süre zarfında bunu yurt dışından Türkiye'ye getirdik. Ve Türkiye'deki meraklı hayvanseverlerin beğenisine sunduk. Evet, bunun için de haklı bir park hayvancılık olarak gurur duyuyoruz yani. Bu gördüğünüz yine ligorinler, çok yumurtacı, çok yumurta veren yumurta ırklarımızdan bir tanesi. Yine ilk defa sizin aracılığınızla hayvanseverler görüyorlar burada. Renk özelliği olarak da Isabel rengidir. Gri üzerine sarılar, çok güzel bir görüntü verir. Hayvanlar, tavuklar yurt dışından getirdik. Büyüdü genç hayvanlar. Yeni yumurtlamaya başladılar. İşte ellerindeki yumurtalar da ilk yumurtalarından. Bunları da 2015'te inşallah daha çok üretip meraklı hayvanseverlere sunacağız. Bu gördüğünüzde dünyanın en küçük tavuklarından Serama cinsi tavuktur. Çiftliğimizde en iri tavuklarından Brahma ve Devkoşin olunca en küçük tavuğu da çiftliğimizde bulunsun istedik ve Serama tavuğunu getirdik. Malezya kökenli bir tavuktur. İşte ağırlığı 200-250 gram arasındadır. Erkekleri biraz daha ağır, dişileri daha hafiftir. Bunların duruşlarına göre, vücut yapılarına göre sınıflandırarak dünyada yarışmaları yapılır ve yüksek fiyatlara şampiyonada birinci olmuş hayvanlar satılan bir ender bir ırktır.
Ömer Bey, bugün burada sizinle beraber süs tavuklarından bahsettik. Süs tavuklarının yetiştiriciliğinden konuştuk. Bizlere çok değerli bilgiler verdiniz. Bizleri de ağırladınız ayrıca burada. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Yardımcı olabildikse ne mutlu bize. Çiftçi TV'ye de yeni yayın hayatında başarılar dilerim. Bol başarılı, bol reytingli günler dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber süs tavukçuluğunu konuştuk. Program konuğumuz Ömer Faruk Erdönmez Bey ile beraber sizlere bu bilgileri vermeye çalıştık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.